huzuru hazirun cemiyeti irfan, laindir, kafirdir, dinsizdir şeytan. Şeytanın lainliğine, kafirliğine, dinsizliğine, Rahman'ın birliğine eyvallah. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Kıymetli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, bizleri böyle güzel bir vesileyle buluşturan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. İnşallah şu mübarek sahur vaktinin bereketini, feyzini birlikte paylaşarak çoğaltma niyazıyla sizler TV.net ekranlarına, sizler de alanımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Merhabalar. Şükürler olsun. Geçtiğimiz 3-4 gün boyunca burada da, belki siz de hissettiniz orada, hava soğuktu ve Gaziantep'li kardeşlerimiz her ne kadar eşlik etmek isteseler dahi soğuktan dolayı çok eşlik edemediler. Ama yine de yalnız kalmış sayılmayız. Yalnız bırakmadılar bizi. Şimdi tekrar böyle mevsim normalleri diyorlar ya, hani ona böyle yavaş yavaş döndü hava. Şükürler olsun, alanımız, meydanımız tıklım tıklım dolu. Kıymetli hocamızın sohbetinden istifade etmek isteyen Gaziantep'lilerle. Efendim bugün iftar programında da misafir etmeye çalışmıştık kendisini. Bugün de burada, bu sahur vaktinde TV.net ekranlarında misafirimiz olacak inşallah. Diyanet İşleri Eski Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mehmet Görmez Hocam, hoş geldiniz efendim. Eyvallah, hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Allah iyilik sağlıklı. Yoğun bir ilgi var hocam, sizi seviyor Gaziantep'liler, hemşerilerini. Estağfurullah, ben Cenab-ı Hakk'a hamdü sena ve Resulüne salatü selamdan sonra öncelikle böyle bir meydan mektebi kurulmuş burada. Sahurda bir meydan mektebinde ve hep genç simalar. Elhamdülillah. Onların huzurunda sizlerle birlikte olmaktan, hem de bir Antep evladı olarak büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek istiyorum. Alkışlarınızla bir hoş geldin demek ister misiniz hocam? Estağfurullah. Maşallah. Allah ebeden razı olsun. Maşallah. Burada kalabalıktan ziyade, yani her bir gelen fert çok kıymetli ama yaş ortalamasında çok kıymetli bulmuyor musunuz efendim? Yaş ortalaması da çok iyi değil mi? Değerli değil mi? Hakikaten evet, yani bu da başka bir... Bu da sizin gelmenizin hatırına gençler havai fişek gösterisi yapıyorlar hocam. Eyvallah. Yani daha önce bir defa geldiğimde de ben bu gençlerin bir kısmıyla beraber oldum. Ama hakikaten Gaziantep'te bir sahur vaktinde Gaziantep Kalesi'nin yanı başında Ali Nacar'la Ali Nacar Camisi ile Tahtani Camisi'nin arasında bu kadar böyle bir güzel genç topluluğu görüyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Allah ebeden razı olsun. Cenab-ı Hak bu gençliği o fıtratında var olan, o ilahi yazılım olarak fıtratında var olan o güzelliklerden, İslam'ın nimetinden hiçbir zaman mahrum bırakmasın. Amin, inşallah. İnşallah. Bize dendi ki hep hocam, bu Ramazan'da yaptığınız programları sair aylarda da yapsanız çok güzel olur dediklerinde hep aynı şeyi söylüyordum. Çok güzel olmayabilir diyordum. Çünkü orada mübarek Ramazan-ı Şerif'in bereketini ıskalamamak gerekiyor. Belki sair bir vakitte bir araya gelseydik bu kadar teveccüh olmayabilirdi ama mübarek Ramazan ayının böyle bir yönü de var değil mi sanki? İnsanları bir araya getiren, kolaylıkla toplayan böyle bir meydan meclisi kurulmasında mübarek Ramazan-ı Şerif'in çok büyük bir katkısı ve etkisi var. Hakikaten Ramazan İslam milletlerine yeni bir ruh veriyor. Her sene Kur'an'ı adeta yeniden getiriyor. Ve en önemlisi de kalpleri de birleştiriyor. İnsana bir mutluluk veriyor. İnsana bir rahmet veriyor. Bu vesileyle Ramazan'ı ben hep, siz eski programlardan da hatırlarsınız, hep bir ümmeti eğiten bir mektep olarak görürüm. Hı hı. Bir ruh terbiyesi veren, bir merhamet eğitimi veren ve bir hikmet okulu aynı zamanda Ramazan. Böyle bir nimet başka bir ümmette yok. Elhamdülillah. Yani aynı zaman içerisinde, dediğiniz gibi öyle 11 aya yaymak değil, yani 11 aya ruhunu taşımak gerekiyor tabii ki. Mübarek 11 aylara
bu mübarek ayın ruhunu taşımak gerekiyor şüphesiz. Evet. Ama Cenab-ı Hak da eyyâmen ma'dûdât diyor. Yani sayılı günler diyor. Ona bir sınır koymuş. Bir sayıları Rabbimiz belirlemiş yani. Evet. Her sene gelip efendim İslam ümmetini bu şekilde ihya etmesi, bir gök sofrası olarak yeryüzüne inip hepimizin nimetlendirmesi, rızıklandırması çok büyük bir bereket. Yani çok büyük bir nimet gerçekten. Hatta o pandemi zamanlarında dahi en büyük tesellimiz aslında yine Ramazan'ın ruhu oldu ama özlemiştik böyle bir araya gelmeyi. Yüz yüze olmayı özlemiştik. Elhamdülillah. Şimdi hocam bu Ramazan programları vesilesiyle çok farklı ilim disiplinlerinden konuklarımız, misafirlerimiz oluyor. Diğer televizyon kanallarında da, radyolarda da işte çok kıymetli tefsir alemi, çok kıymetli hadis alemi, İslam alemi diye takdim ediyor, ediliyor, ediyoruz konuklarımızı. Fakat bana bile hoca dendiği şu devirde, 2-3 defa iftar programı sunan insanlara bile aşırı hüsnü zanla bakmak evet güzel ama bir noktadan sonra da sınırları da çizmek gerekiyor. Alim kimdir? Hoca kimdir? Talebe kimdir? Ben burada o ilk bahisten devam etmek istiyorum. Sizce de uygunsa, münasipse. Tabii, olur alim inşallah. Alim diye kime deriz ve alimi diğer insanlardan ya da diğer konuları araştıran bilenlerden, malumat sahiplerinden nasıl tefrik edebiliriz? Kimdir alim? Bekir Bey, İslam medeniyetinde alim tasavvuru ve alem tasavvuru aynı tasavvurdur. Hatta ilim tasavvuru ile de birleştirelim. Alem tasavvuru, alim tasavvuru ve ilim tasavvuru birbirinden ayrı düşünülemez. İkisinin de kökeninde hem alimin hem de alemin sözlük manası itibariyle kökeninde alem ve alamet vardır. Alem bayrak demek malumunuz veya isim demektir. Bir de alamet demektir. Peki neyin alameti? Biz aleme niye alem diyoruz? Çünkü Rabbimizin ayetlerinin alametidir, alametlerinden ibarettir. Bizim Rabbimiz Rabbul Alemin'dir. Aleme alem dememizin sebebi, alemin Rabbimize şahitlik etmesinden dolayıdır. Rabbimizin alemleri ve alametleri var yeryüzünde. Bütün ayetleri onun alemi ve alametleridir. Onun ayetleridir. Bu sebeple biz alem diyoruz. Peki alim aynı kökten geliyor. Aslında alim de Rabbimizin şahididir. Alem nasıl ki Allah'ın şahididir, alim de Allah'ın şahididir. Bunu kim söylüyor? Rabbimiz söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur Yüce Rabbimiz. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Allah'a şahit oldu. Allah'ın varlığına, birliğine şahit oldu. Kim? Kendisi. Huve. İkincisi, la ilahe illa şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu. Melekler de şahit oldu. Başka? Ve ulul ilmi. İlim sahipleri de Allah'ın şahitleri oldu. Dolayısıyla alem Allah'ın şahidi, alim de Allah'ın şahidi. Ama bir şartla, ayetin devamında diyor ki, kaimen bil kıst. Yani kıstı, tanımlayacağız kıstı. Kıstı ayakta tutmak şartıyla. Alim eğer kıstı ayakta tutarsa, alem gibi Allah'a şahit olur. Kıst nedir? Kıst, muksit, muksitin, Kur'an-ı Kerim'de adaletle eş anlamlı gibi takdim edilir ama adaletle eş anlamlı değildir. Adaletin zıttı zulümdür, kıstın zıttı cevirdir. Adalet sadece mahkemede olur ama kıst bütün yeryüzünde olur. Adalet sadece icabında ceza vermek de adalettir. Ama kıst
hakkını vermek, her şeye hakkını vermek. Kıst aynı zamanda ihsan ile muamelede bulunmaktır. Yani kıst adaletin de fevkindedir. Dolayısıyla eğer alim yeryüzünde adaleti yani kısti ayakta tutan alim, alem gibi Allah'ın şahididir. Birincisi bu. İkincisi, alimle alem arasında bir ilişki daha var. Alim, aleme hitap etmezse alim olmaz. Yani küçük bir köyüne hitap eden, sadece kendi kavmine hitap eden, sadece kendi taraftarlarına konuşana alim denmez. Dili ve söylemi, fikri ve düşüncesi, müktesebatı aleme hitap ediyorsa alim olur. Tam bu noktada bir şey sorabilir miyim? Mesela küçük topluluklara gönderilen peygamberler var. Onlar aleme hitap ediyorlar mı? Ediyorlar tabii ki. Onların şahsında, o kavmin şahsında onların mesajları bütün alemedir aynı zamanda. Yine evrensel, evet. Alemedir. Dolayısıyla alim aleme hitap ederse, yani ne demek bu? Sahip olduğu bilgi evrenseldir. Anlattığı bilgiler, benim anlattığım bilgiler sadece sahur programında Bekir Bey'i ikna edebilir. Buradaki güzel gençleri ikna edebilir. Ama benim anlattığım fikir, eğer Afrika'da, Asya'da, Amerika'da, Avrupa'da bir karşılığı yoksa, aleme hitap etmiyorsa, evrensel değilse o alim olmaz. Bu ikinci özelliği. Yani alim aynı zamanda aleme hitap edecek. Bir alim öldüğünde bizim kullandığımız bir cümle vardır. Mevtul alimi, mevtul alemi. Alimin ölümü, alemin ölümüdür deriz. Bu hadis olarak nakledilir ama hadis değildir bu. Fakat sahih hadislerden süzülmüş bir kelam-ı kibar veya kibari kelamdır. Peki ne demek bu? Alim ölünce niye alem ölür? Çünkü her alim bir alemdir. Aleme hitap ettiği için. Yani her alim bir alem olduğu için, aleme hitap ettiği için alimin ölümü, alemin ölümü denmiştir. Bu da ikinci önemli husus. Yani alim tasavvurumuz ile alem tasavvurumuz arasındaki çok önemli bir ilişki. Üçüncü bir ilişki, o da ilim tasavvurumuz. İlim tasavvurumuz da aynı şekilde alim ve alem kadar evrenseldir. Ondan neyi kastediyorum? Eğer ilim tasavvurumuz sadece tefsir, hadis, fıkıhsa, o İslami bir ilim tasavvuru olmaz. İslam'ın ilim tasavvuru, insanı ele alan ilimler, tabiatı ve kainatı ele alan ilimler ile, vahyi ele alan ilimler tevhid içerisinde eğer bir araya getirilmezse, biz İslam medeniyetinin insanlığa takdim ettiği külli ilim tasavvurundan uzaklaşırız. İlimleri dini ilimler ve dini olmayan ilimler. İslami ilimler ve İslami olmayan ilimler tasnifi, İslam medeniyetinde kırılma noktasıdır. Kırılma noktasıdır. Çünkü bizim medeniyetimizde insan, tabiat ve vahiy birbirinden ayrılmaz. Üç ilahi yazılım vardır. Birinci büyük ilahi yazılım insandır. İnsan ilahi bir yazılımla dünyaya gelir. Biz ona fıtrat diyoruz. Fıtrat zakiretul kıyemdir. Değerlerin hafızasıdır. Fıtratın içerisinde tevhid vardır. Fıtratın içerisinde iman vardır. Fıtratın içerisinde ahlak vardır. İlahi bir yazılımdır. Bu ilahi yazılımı anlamak için insanı anlatan bütün bilgilere, ilimlere aynı zamanda İslami ilimler gözüyle bakmamız lazım. Tarih, sosyoloji, psikoloji, birileri farklı şekilde tarif etmiş olabilir. Ama biz bize ait olanla hareket ederek insanı, ilahi yazılım olarak insanı ele alan ilimleri tıpkı tefsir kadar, hadis kadar, fıkıh kadar İslami ilim saymamız gerekiyor. Bir. İkincisi tabiat, kainat. En büyük ilahi yazılım, ilahi yazılımlar.
suyu, sulara, denizlere, karalara, güneşe. Yani düşünün. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانَ Ağaçlar ve ay secde ediyor Allah'a. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerde ve gökte var olan her şey Allah'a teslim olmuştur. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ Yerde, yeryüzünde Allah'ı tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Şimdi bu tabiatın sırlarını bize anlatan matematik, kim der ki İslami bir ilim değildir? Bu tabiat, tabiatın Müslümanlığını bize anlatan fizik ilmini, kim dini bir ilim değildir diyebilir? Evet. Peki, o zaman ilim tasavvurumuz, ilim tasavvurumuzda insanı, üçüncü ilahi yazılım, affedersiniz, üçüncü ilahi yazılım, ilahi kitaptır. Kitab-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, kainat kitabının tercümesidir. İnsanın fıtratına yerleştirilen ilahi yazılımın da şerhi ve izahıdır. Bu üç kitap, kainat kitabı, Kerim kitap, Kur'an-ı Kerim ve insan dediğimiz kitap, bunun üçünü ele alan ilimler bir bütün olarak ele alınır ve bu da bizim külli ilim tasavvurumuzu ifade eder. Şimdi tekrar sorunuza dönüyorum. Alem tasavvurumuz, alim tasavvurumuz ve ilim tasavvurumuz böyle bir bütündür. Bu bütünlüğe riayet eden bir insana ancak biz alim deriz. Diğer bir husus, bizim medeniyetimizde sadece alim yok. Bir de arif var. Bir de hakim var. Bir de efendim abid var. Şimdi alim sadece bilginin sahibine denir. Yani insanı, tabiatı ve kitabı anlatan ilimlere sahip olana biz alim dedik. Yetiyor mu? Yetmiyor. Bir de hakim olması lazım. O ne demek hocam? Hükümlerin bilgisine sahip olmak yetmez. Hükümlerin arkasındaki hikmeti biliyor olması lazım. Bu ilahi yazılımların arkasındaki açıklamalara da sahip olması lazım. Sadece anlamak yetmiyor. Açıklamak gerekiyor. Talil diyoruz biz ona. İlletini ve hikmetini bilmesi lazım. Yeryüzünde iki şeyde abes yoktur. Abes yoktur. Kainatta abes yoktur. Abes ne demek? Abes anlamsız, faydasız, gayesiz demektir. Kainatta börtü böceğin varlığından yılanın ve akrebin yaratılışına kadar. Hiçbir varlıkta, hiçbir yaratılışta abes yoktur. Anlamsız, Kur'an-ı Kerim üç kelimeyle ifade eder onu. Lağ, lehü, sehü. Anlamsız, faydasız, gayesiz. Hiçbir şey yoktur. Dinde de aynı şekilde lağ, lehü, sehü yoktur. Anlamsız, faydasız, gayesiz hiçbir şey yoktur. Peki o anlam, gaye, fayda nedir? Hikmettir. Dolayısıyla hükümlerin bilgisine sahip olmak yetmez. Hatta mesela fakih dediğimizde ahkamın bilgisine sahip olana fakih denmez. Ahkamla birlikte ahkamın dayandığı maslahatı, ahkamın dayandığı illeti, hikmeti, sebebi bilirse ona fakih denir. Nedenini, hepsini, evet. Ardını, neden böyle olduğunu da izah edebilecek kapasitede olması gerekiyor. Fehime, Arapçada fehime ne dedi sorusunun cevabıdır. Fakuhe ne demek istedi sorusunun cevabıdır. Ne demek istedi? Allah'ın ne dediğini bilmek yetmiyor. Murad-ı ilahiyi anlamak gerekiyor. Biz ona hikmet diyoruz. Hikmeti, İslam medeniyeti felsefeyi hikmet olarak aldığı kendi bünyesine, hikmet ilmi olarak inşa etti. Dolayısıyla felsefeden de uzak duramayız.
Felsefe dendiğinde bir bilginin felsefe adını alabilmesi için sadece Yunan'da ve Batı'da üretilmesi gerekmiyor. Mevlana'nın ürettikleri hikmet değil mi? Evet. Hindistan'da Şah Veliullah Dehlevi'nin ürettiği, İkbal'in yazdıkları hikmet değil mi? Dolayısıyla İslam medeniyetinin de inşa ettiği bir hikmet bilgisi vardır. Cenab-ı Hakk'ın esmasından birisi Hakîm'dir. Hakîm. O hikmet sahibidir. Alimlerin de hikmet sahibi olması esastır. Alimin de hikmet sahibi olması lazım ki bu güzel gençlere sadece prospektüs nev'inden namazın içindeki ve dışındaki şartları, sadece ilmihal bilgisini, sadece kadim kitaplarda yazılı olanları bugünün diline dahi tercüme etmeden aktarmakla iktifa etmesin. Evet. Gençlerin niçin ve nasıl sorularına cevap versin. O zaman biz namaz kılmamız gerektiğini, oruç tutmamız gerektiğini biliyoruz. Ama bu modern çağda Müslüman niçin? Olarak var olmakta zorlanıyoruz. Çünkü evet. Niçinini bilmiyoruz. Evet. Hikmetini bilmiyoruz. Ve niçin ve nasıl soruları mümin için önemlidir. Evet, biz اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Biz gayba iman eden müminleriz. Ama Cenab-ı Hak bize niçin ve nasıl sorularını yasaklamamıştır. Niçin yasaklamamıştır? Çünkü bize akıl vermiştir. Akıl dediğimiz nimet, niçin ve nasıl sorularını sorar, bu tabidir. İftar sohbetinde Hazreti İbrahim'in niçin ve nasıl soruları üzerinde durduk. Evet. Hatırlarsanız. Evet. Bütün peygamberani izamın niçin ve nasıl soruları vardı. Sahabenin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bazen yüksek bir edepten dolayı sorulardan uzaklaşmışlardır, doğru. Hatta sahabeden Muaz bin Cebel öyle diyor. Hı hı. Biz bir bedevi insin de şöyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aklına geleni bir sorsun diye bir özlem duyardık diyor. Hı. Onun için bir bedevi gelip mescide girip böyle yekten sorular sormasından çok hoşlanırdık diyor. Hmm. Ama Resul-i Ekrem Aleyhisselam kendisine yöneltilen her soruya cevap vermiştir. Gençlerin sorularına, çocukların sorularına, bedevinin, hadarinin sorularına cevap vermiştir. Şimdi baştan itibaren tekrar geliyoruz. Demek ki alim kimdir? Aleme hitap edecek. Allah'ın şahidi olacak, yeryüzünde adaleti, hakkı ayakta tutmak için aynı zamanda bir çaba içerisinde, bir gayret içerisinde olacak. Sonra sadece malumata sahip olmayacak, ilme sahip olacak. Sadece ilme sahip olmayacak, hikmete sahip olacak. Bitti mi? Bitmedi. Bir tane daha var. Ne var? O da irfan, marifet. Arif olacak bir de. O ne demek hocam? Arif ise, marifet ise, marifetullah'ı başa koyduğumuzda anlaşılır. Marifetullah. Yani bütün bu bildiklerini, bütün ilmin, hikmetin, marifetin kaynağı olan Cenab-ı Hak'la ilintilendirme imkanına sahip olacak. Yani onun sırlarına vakıf olacak. Efendim, onun nefs boyutunu, ruh boyutunu, kalp boyutunu aynı zamanda yaşayacak. Hı hı. Yani amel diyeceğim ama amelden öte bir şey aslında. Amele geleceğim, bu amelden de öte bir şeydir. Yani hakka marifetihi, yani Allah'ı hakkıyla tanımak, marifetullah, marifetun nefs, kendisini tanımak. Hani ehli tasavvufun slogan haline getirdiği bir söz vardır. Men arafe nefsehu fekat arafe rabbehu. Nefsini tanıyan Rabbini tanır. Sadece zahir bilgisine sahip olması yetmiyor. Batına yönelmesi lazım. Batınilik yapmayacak tabii. Evet. Zahirden kopuk bir batıniliğe kaçmadan her şeyin bir
bir batınının da varlığını bilecek yani. Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın. Efendim, bir gönül boyutu, bir kalp terbiyesi boyutu vardır. Bu da alimi arifle birleştiriyor. Hakimden sonra alim, hakim ve arif. Peki bütün bu sıfatları devam ettirecek olan şey nedir? İlim amel ilişkisidir. Amel edecek. Amel. Biliyor ama yapmıyor, kıymet harbiyesi yok. Hiçbir şey yoktur. Hiçbir itibarı yoktur. Bekir Bey kardeşim, yani hayatını hasbelkader ilimle geçiren bir insan olarak söylüyorum. Şahsım ve nefsim için en tehlikeli gördüğüm şey, Cenab-ı Hakk'ın zat-ı kibriyasının, onun gönderdiği vahyin, Risalet-i Muhammediye'nin bir bilgi nesnesi haline getirmekten Allah'a sığınırım. Yani akademik bir bilgi nesnesi. Akademik titre elde etmek için oturup irdelediğimiz, incelediğimiz, efendim, akademik kurallara tabi sadece bir alan olarak görürsek, bu o zaman mesela bir oryantalistin, bir İslam alimi, bir oryantaliste alim diyeme. Bir oryantaliste ben İslami manada alim diyemem. Şu yaptığınız tanımdan sonra evet, mümkün değil. Yani yutmuş olabilir. Ben hadis hocasıyım. Benden daha büyük hadis hocası olabilir. Ama innemâ yahşallâhu min ibâdihil ulemâ. Ancak Allah'tan en çok alim kullar ona saygı duyarlar. Ona karşı ürperirler. Ona sevgiyle doludurlar. Onun sevgisini kaybetmekten korkarlar tanımına. Uyar mı? Uymuyor. Uymaz. Az önce Allah'ın varlığına alemle birlikte şahit, Allah kendi zatı, arkasından melekleri, arkasından da ulul ilmi kaimen bil kıst dedi. Şimdi kendi varlığına meleklerle birlikte şahit gösterdiği bir insan, İslam'ın bilgisine sahip bir oryantaliste isim olarak verilebilir mi? Asla. Verilemez. Peki, gerçek manada alim olabilmesi için ne yapması gerekiyor? Bu sahip olduğu ilim ile amel etmesi gerekiyor. Hani bu Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın hadislerinde muhteşem bir bölümdür aynı zamanda. Müstakil eserler yazılmıştır. Hatip Bağdadi diye bir alimimiz, İktidaul ilm el amele diye müstakil bir kitap yazmıştır. İlim amel ilişkisi. Hı hı. Efendim Acuri diye bir alimimiz Ahlakul Ulema diye bir kitap yazmıştır. Endülüslü bir alimimiz Cami'u Beyanil İlmi ve Fadlih diye bir kitap yazmıştır. Orada ilim amel ilişkisi muhteşemdir. Telbis-u İblis diye bir kitap var İbnül Cevzi'nin. Telbis-u İblis şeytan insanı nasıl kandırır? Aslında tam Türkçe'ye çevrilirse biraz argo tabir girer. Şeytan insana nasıl giydirir? Telbis-u İblis. Nasıl giydirir yani? Orada şeytan bir alime nasıl giydirir bölümü vardır. Allah Allah. Şeytan bir alimi nasıl giydirir? Ve onun yollarından anlatır. Onun yollarını anlatır. En büyük şey amelle ilmi birbirinden koparmasıdır. Gazali, o araya girmesi. İmam Gazali'nin meşhur itiraflarını içeren El-Munkiz Mine Dalal diye bir kitabı vardır. Orada diyor ki Gazali, hayatımı ilme verdim diyor. İlmin okyanusuna daldım. Derinlerinde gidip dokunmadık hiçbir yer bırakmadım. İlim okyanusunun derinlerinden
çıkarmadığım bir inci mercan kalmadı diyor. Dolayısıyla ilimde zirvedeydim diyor. Fakat sonra birden düşündüm kendi üzerimde, heyhate heyhat, ateşe en yakın kendimi buldum diyor. Ateşe en yakın kendimi buldum. O meşhur inzivaya çekilmesi, terk-i diyar etmesi, bu kendi nefs muhasebesinden sonradır İmam Gazali. Amelini mi eksik görüyor? İnzivaya çekilirken yani şey mi? Durmuyor, İlim, tabii. Amel dengesinden korktuğu için mi? Yok, şöyle diyor. Diyor ki, baktım diyor. Ben bütün bunları niçin yaptım? Yani Nişapur'da medresesi vardı. Selçuklular bir yere savaşa gittiklerinde bile Gazali'siz gitmiyorlardı. Gazali'nin otağı başkaydı. 40 atlısıyla beraber yürüyordu. Baktım ki ben sadece alim desinler, ne büyük alim desinler, sadece cah ve makam, sadece bunlar vardı aklımda. Nefsime sordum, bunların dışında bir şey görmeyince ateş dedim, ateş. Allah Resulü'nün bir hadisi var. Diyor ki, la ta'lemul ilme li tubahu bihil ulema. La ta'allemul ilme li tubahu bihil ulema. Yani alimlik taslamak için ilim tahsil etmeye kalkışmayın. Veya men ta'allemel ilme li yubahi bihil ulema. Her kim ilim tahsil ederse alimlik taslamak için yahut alimlere övünmek için evliyum litumaru bihis sufaha yahut sefihlerle didişmek için. Yani sefih dediğimiz insanlar, yani bayağı insanlarla kavga etmek için eğer ilim tahsil ederse ev li tasrifu vucuhen nasi ileyke yahut insanlar sana dönsünler, sana yönelsinler, sana itibar etsinler diye eğer ilim tahsil ederse ennara ennar diye biter bu hadis. Ateş, ateş dokunacaktır size diyor. Tam buraya bir şart düşebilir miyiz hocam müsaadenizle? Kısa bir bölümümüz var Muzaffer hocamın. İnsanlar bunu tefekkür ederken arzu ederseniz onu dinleyelim. İhlas suresi gün içinde namazlarımızda defalarca okuduğumuz bir sure. Peki tam olarak ne ihtiva ediyor? Cenab-ı Allah bize bununla ne anlatmak istiyor, neyi murat ediyor? Bunu daha iyi kavrayabilme niyetiyle Muzaffer Ceylan hocamızın o kısacık sohbetine gelin birlikte eşlik edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Hamdolsun o yüce yaradana. Bizi kendisiyle şereflendirdiği için hamdolsun. Bizi peygamberiyle şereflendirdiği için hamdolsun. Bizi hayatla onurlandırdığı için hamdolsun. Bizi ebedi alemle karşıladığı için hamdolsun. Selat ve selam peygamberimize, Hazreti Muhammed'e olsun. Allah'ın rızası bütün sahabelere olsun. Yol arkadaşı, cefakar dostları sahabelere. Allah'ın rahmeti, mağfireti, inayeti hepimizin üzerine olsun. Suremiz İhlas suresiydi. Bir olayla son ayetleri bağlamaya çalışayım. Sure, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir genç kimseyle yaptığı diyalogta da gündeme gelmiş. Sormuş gence, evli misin yavrum demiş. Hayır ya Resulallah demiş. Peki niye evlenmiyorsun? Varlığın müsait değil. Maddi imkanın buna müsait değil. Sen
Zilzal suresini biliyor musun demiş. Genç cevap vermiş. Biliyorum ya Resulallah. Sen Kafirun suresini biliyor musun demiş. Biliyorum ya Resulallah. Peki sen Nasır suresini, İzâ câe nasrullâhi vel feth suresini biliyor musun demiş. Biliyorum ya Resulallah demiş. Peki sen Kul huvallahu ahad suresini biliyor musun? Biliyorum ya Resulallah demiş. O halde evlen demiş, evlen. Sen bir evi yönetebilecek bilgi altyapısına, inanç altyapısına, programına, düzenine sahipsin, evlen demiş. Korkma, maddi varlığının yoksulluğunu bu surelerin hakikati kapatacaktır. Ne alakası var diyeceksiniz? Evet, alakası çok. Zenginlik, kemiyette, sayı çokluğunda maddi olarak değildir. Gerçekte zenginlik, gözün, gönlün hayata tok bakmasıdır. Fakirlik de gönüldedir, zenginlik de gönüldedir. Gönlü bu surelerin hakikatiyle dolmuş olan bir insan, evde bu gerçeklere, bu öğretilere, bu ilkelere doğru uygun yaşamaya çalışsa, bu ev eşiyle, çocuğuyla, komşusuyla, gelen misafiriyle mamur bir ev olur mu? Elhak olur. Çünkü Zelzele suresinde bir mürakabe bilinci alacaktır. Yaptığım her şey kayıt altındadır. Ve bir gün bana bunların hepsi deşifre edilecektir. Her ne yaparsam, çocuğumdur diyerek Allah ıskalamaz haşa. Eşimdir diyerek Allah görmezlikten gelmez. Tenha yerindeyim evimin diyerek Cenab-ı Hak gözümü kapadım demez. Her şey kayıt altında. Zelzele suresi bu bilinci verir. Sonra gelen Kafirin suresi neyi verir? Bu sure, bu ev muhalif bir evdir. Burada batıl yeşermez. Burada küfür, şirk yeşermez. Burada kibir, kendini beğenme ucub yeşermez. Bu ev hakkın, adaletin, iyiliğin, hayrın hakim olduğu bir evdir. İnancını, bilincini verir Kafirun suresi. Peki Nasır suresi neyi verir? Nasır suresi başarıları, zaferleri, sevinçleri nasıl karşılayacağımızı bize öğütler. Nasıl karşılanır peki? Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirhu innehu kâne tevvâbe. Evet. Eksiklik bizdedir. Eksik olmayan Allah, Subhan. Övgüler, bütün meziyetler ve marifetler bizde değil, Allah'adır. Hamd ona mahsustur. Onun için zaferin sarhoşluğu bize yakışmaz. Biz zafere ulaştığımız zaman başımızı daha çok eğeriz. Ona daha çok muhtaç olduğumuzu, daha çok minnettar olduğumuzu hissederiz. Bunu tesbih ile karşılarız. Sonra ne yaparız? وَاسْتَغْفِرْهُ Hatalarımızı, günahlarımıza döner bakarız. Allah'ım eksiklerim, gediklerim, yanlışlarım, günahlarım var. Beni affeder misin deriz. İşte zafer ve başarı böyle karşılanır o evde. Ve o evde nihayet söz kimindir? İhlas suresinde söz Allah'a aittir. Kul de ki o Allah benim evimin tek sahibidir. Allahu Sebed. Evde verilecek bütün kararlar, yürülecek bütün yollar, bütün ilişkilerde sözü Allah söyler, başkası değil. Allahu Samet. Lem yelit ve lem yulet. Allah bu yetkisini ne üstten aldı ne de bir alta devretmedi. Ne doğuruldu ne doğurdu Allah. Cenab-ı Hak daha öncesi olmayan evveldir. Cenab-ı Hak daha ahiri olmayan ahirdir. Sonların sonu. Nihayette herkes bitecek, Allah kalacaktır. Böyle bir Allah, lem yelit ve lem yulet. Yetkisini kullanırken astı üstü yok onun. Kimseye paylaştırmaz yetkisini, kimseden de devralmaz. Ve lem yekul lehu kufuven ahad. Allah'ın dengini aramayın, bulamazsınız. Kimse de ona denk olmaya kalkışmasın, kabul görmez. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Onun hiçbir dengi benzeri yoktur. O nedenle
Allah gibi yetkili hayatınızda kimsenin olmaması lazım. Kur'an gibi yetkili hiçbir yasanın bulunmaması lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın elçisidir. Allah Resulü'nün yaşam tarzı bizim için yegane modeldir. Başka modeller ona kendini nazire kılmamalıdır. Bizim hayatımızda Allah yegane yetki sahibidir. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Allah'ın dengi yoktur, ona denkler tutmayın der. İhlas Suresi وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Allah razı olsun kıymetli Muzaffer Ceylan Hocam'dan. Peki, geri dönüyoruz. En son şey demiştiniz muhterem efendim. Demiştiniz ki ilim evet kıymetli ama son başlıkta amelle beraber olmalı, evet. Eşlik etmeli amel ilme. Evet. Tamamlamak isterseniz diye buradan yürüyelim isterseniz. Ben de teşekkür ediyorum. Kendimi 30 sene önce İmam Hatip Lisesi'nde biz aynı sınıftaydık. Sınıf arkadaşınızmış, evet. Aynı sınıftaydık. Yani o günkü heyecan aynen duruyor maşallah. Elhamdülillah, yani. Daim olsun inşallah. Evet, Allah razı olsun. Şimdi amel denince, ilimle amel denince şu geliyor akla. Ha, demek ki namazında, niyazında orucunu tutar, hacca gider, gece teheccüd kılar. Alimin ameli başkadır. Alimin ameli sadece taabbudi ameller değildir. Alimin ameli gerçekten insanlığa yaymakla mükellef olduğu bütün ilimlerin gereğiyle aynı zamanda amel etmektir. Onları yaşamaktır. Yani amel denince biz de üzülerek belirteyim sadece ibadeti mersume dediğimiz ibadetler geliyor akla. İki çeşit amel vardır. Bir taabbudi amel, bir taayyüşi amel. Taabbudi amel bizim orucumuz, namazımız, secdemiz, rükûumuz, tavafımız, haccımız. Taayyüşi amel ise hayatın tamamıdır. Ne demek yani hocam? Hayır. Yürümek, oturmak, kalkmak, çalışmak, ziyaret etmek, ticaret yapmak, efendim, bütün bunlar aynı zamanda ameldir. Bizden istenen nedir? Bizden istenen taayyüşi amelimizi taabbudi amele dönüştürmektir. Yani bakışımızı tefekküre dönüştürmek, düşüncemizi marifete dönüştürmek, efendim hal ve hareketimizi aynı zamanda hilme dönüştürmek. Benim dikkatimi şöyle bir şey, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme zidni ilmen demiştir, daima böyle dua etmiştir. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de de ifade edilir. Allahümme zidni ilmen ve fehmen ve elhekna bis salihin deriz dua ederken. Evet. İlmimizi arttır, fehmimizi arttır ve bizi salihlere ilhak eyle. Hazreti Ali Efendimiz Allahümme zidni ilmen ve hilmen. Hatta şöyle diyeyim. Bir rivayette de ilim ve hilim beraber zikredilir. Yani alim aynı zamanda halim insandır. Halimi biz Türkçe'ye yanlış çeviririz. Yumuşak başlı falan uysal diye çeviririz. Öyle değil. Bekir Bey. Halim Selim deriz mesela ve aynı şeyi anlarız. Evet. Mesela Hazreti İsmail ile ilgili innehu le halimun evvah yani. Yani o hani teslimiyetini ifade eder. Aslında İslam'da cehaletin zıttı ilim değildir. Cehaletin zıttı hilimdir. Peki hilim nedir? Ahlakla donanmış ilimdir. Ha. Ahlakla donanmış ilim hilimdir aslında. Şimdi aklıma geldi. Hazreti Ali Efendimiz ise duasına vakarı katıyor. Allahümme zidni ilmen ve hilmen ve vakaren. Allah'ım ilmimi arttır, hilmimi arttır, vakarımı arttır. Alim aynı zamanda amildir, aynı zamanda halimdir,
aynı zamanda vakurdur. İlmin izzetini ayağa düşürmez. Onu taşır. Onun izzetini ayağa düşürmez. Efendim, ilmi bir sosyal medya dedikodusuna dönüştürmez. Orada ilmi ayaklara düşürmez. Aklıma çok şeyler geliyor, oraya girmeyeyim. Peki. Dolayısıyla bir de bu hilim boyutu var ve taayyüşi ameli taabbudi amele dönüştürmenin yoludur aynı zamanda. Yani şu işimizi ibadete dönüştürmek aynı zamanda. Bu niyetle mi mümkün hocam? Hem niyetle hem de ilimle aralarında kurduğumuz güçlü ilişkiler ve alakalarla olur. Peki bütün bunlar yetti mi alim için? Yetmedi. Bir şey daha kaldı ki o olmazsa benim şu ana kadar anlattıklarımın hiçbirisinin hiçbir değeri olmaz. Nedir hocam? İhlas. Ha. İhlas. Biz Arapça öğrenirken hocalarımız bize bir tekerleme gibi bir ifade ezberletirlerdi. Avamil ezberlerken heleken nas illel alimun. İnsanlar helak olduğu alimler hariç. Helekel alimun illel amilun. Alimler helak olduğu amel edenler hariç. İlimle amel edenler hariç. Helekel amilun illel muhlisun. Amel edenler de helak olduğu ihlas sahipleri istisna. İhlas ve samimiyet. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir İslam var, bir de İslam veçhillah var. Yani sadece Rabbin rızası için. Belki de en zoru burasıdır. Belki de başta şahsım olmak üzere en çok kaybettiğimiz yer burasıdır. Yani öbür bütün şeyler, mal, makam, mevki, şöhret, işte desinler. Ya ne kadar alimmiş falan, ne kadar seveni varmış falan. Hani az önce evet. Okuduğum hadiste ona benzer çok hadis var. Yani hadis kaynaklarımızda alimin taşıması gereken sorumlulukları okuyan bir insan alim olmaktan korkar, biliyor musun? Şimdi siz bu tanımları yaptıktan sonra hepimizin aklında şöyle bir soru var. Bu tanımlara uyan alim var mı acaba günümüzde ya? Ya da ne kadar azdır varsa şöyle dahi. İslam medeniyeti onlarla kuruldu. Endülüs medeniyetini onlar kurdular. Maveraun Nehir medeniyetini onlar kurdular. Onun için 10 asır geçti. İşte 10 asır geçti. Ebu Hanife yaşamaya devam ediyor. Evet. Ebu Hanife sadece çok büyük fıkıh teorileri ortaya koyduğu için yaşamıyor. Gerçekten onu ihlas ve samimiyetle bir amele dönüştürdüğü için de yaşıyor. Kesinlikle. Aynı zamanda. İmam Şafii yaşamaya boşuna, Gazali niye yaşamaya devam ediyor? Efendim, nice alimler yaşamaya devam ediyor. Ve biz en çok onlardan istifade ediyoruz. Biz diriler en çok ölmüş alimlerden daha çok istifade ediyoruz. Sebebi biraz da burasıdır yani. Biraz, çünkü onlar gerçekten buna öncülük yaptılar. Ve şöyle diyeyim, yani bilhassa beni en çok üzen hususlardan bir tanesi. Bizim geleneğimizde Bekir Bey kardeşim, alimler belli bir müddet sonra bu eksikleri tamamlamak için bir de kendilerine özgü bir tasavvuf terbiyesiyle tekke ve medreseyi birleştirdiler. Ama tasavvufu sadece böyle bir merasim ve tören, bir tarikat gibi görmediler. Bir ilim ve eğitim metodu olarak gördüler. Bir ruh terbiyesi, bir nefis terbiyesi olarak gördüler. Belki modern zamanlarda bizim en büyük kaybımız sadece ilimde değil, alimlere de ruh terbiyesi katacak, kazandıracak olan tasavvuf mekteplerinin tarikatleştikten sonra kendi özlerini
kaybetmeleri, zaman zaman böyle bir sosyal medya fenomenlerine dönüşen tasavvuf erbabına rastlıyoruz yani. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Halbuki o alime o irfanı, marifeti kazandırmak için bir çaba içerisinde olması lazım. İşbirliği içerisinde olmalı lazım. Kaldı ki bunlar da birbirinden ayrılmazlar. Bunlar birbirinden ayrılmazlar. Abdülkadir Geylani'nin meşhur bir sözü vardır. Der ki, اِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الشَّيْخِ خَمْسُ فَوَائِدَ Çok ağırdır. فَهُوَ دَجَّالٌ يَقُودُ اِلَى الْجَهْلِ Bir tasavvuf öncülüğünü iddiasında bulunan bir şeyhte 5 özellik yoksa, o cahillere önderlik yapan bir deccala dönüşebilir. Cahillere rehberlik yapan bir deccale dönüşebilir, dönüşür diyor. Birinci şart ne? Alimun bi ahkami şeriati arifen. İkisini beraber kullanıyor. Ahkami şer'iyeyi alim olacak. Hem de arif olacak. Hem de arif olacak. Diğer kısımlar takva sahibi olacak. Mütevazi olacak diyor. Mesela tevazu. Tevazu alimin olmazsa olmazıdır. Yani ilimle kibir beraber bulunamaz. Evet. İlimle kibir beraber nerede bulundu? Kim? Şeytanda bulundu. Şeytanda oldu. Akıbeti ne oldu? Herkes Rahman'a kul oldu. O şeytan oldu. Yani uzaklaştı Rabbinden. Onun için bu geceki sohbetimiz, yani bu alim gerçekten İslam aleminin bu çerçevesini çizmeye çalıştığım alime ve alimlere su ve ekmek kadar bugün ihtiyacı var. İslam medeniyeti hiçbir zaman bu kadar alimsiz olmadı. Evet. Akademisyenimiz çok, profesörümüz çoğalıyor, efendim araştırmacı. Yani şunu da ifade etmek isterim. Türkiye bütün zorluklarına rağmen hamdolsun aslında çok güzel insanlar yetiştirdi. Çok güzel bir birikim oluştu. 44 ciltlik İslam ansiklopedisini bütün dünyaya, Türkiye'de ortaya çıkan müktesebatın sahipleri oturdular, bunu takdim ettiler. Onun için böyle bir yanlış anlaşılmasın. Zaman zaman yani Türkiye'de ilahiyat eğitimini itibarsızlaştırma çabalarıyla karşı karşıya kalırız. Bunu doğru bulmam. Bizim daima var olanın üzerine bir şeyler bina etmemiz lazım. Evet. Eksikleri görüp onları telafi etmek için bir çaba içerisinde olmamız lazım. Buradaki üzüntümüz elimizde hiçbir şeyin olmayışından değil, değil. Elimizde olanı Kemal, daha kıymetli hale getiremiyor olmamızdan. Evet. Yani eyvallah. Şöyle bir celali, cemali birleştirip kemale doğru İnşallah. Bizi götürecek aslında. Benim burada metfun 110 yaşında vefat eden bir hocam vardı, Allah rahmet eylesin. Burada Nuri Mehmet Paşa Camisi'nin haziresine defnedildi. Mehmet Emin Er Hoca. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. O şöyle derdi. Yani alimlerin bazıları sadece kamil olmakla da yetinmeyip mükemmel olmayı başarmaları lazım. Hmm. Yani o da nasıl olur? Bir mürebbi vasfına sahip olarak, yani sadece kendi kemaliyle uğraşmayıp bizim gibi eksik olan insanların da kemalini tamamlayan, efendim mükemmel olmak için ayrıca bir çaba içerisinde olması lazım. İslam dünyasında var mı böyle kamil mürşit falan diye sorardım ben. Böyle biraz kamil bulmak mümkün de mükemmel hiç yok derdi. Allah rahmet eylesin. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak inşallah bu bizi bu kemale götüren alimlerle zenginleşmeyi hepimize nasip eylesin. Amin.
diyerek bitirelim bu geceki sohbeti. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Peki kıymetli dostlar, veda ederken şöyle ikram nev'inden Gaziantep'imizin Neveser Türk Musiki Topluluğundan Zahit Bizi Taneyleme isimli eseri dinleyeceksiniz. Ama biz baştan veda edelim. Bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Ben de bizi efendim. Bu saatte izleyen bütün kardeşlerimize ve hele hele bu meydanı dolduran güzel Eyvallah. Gençlere en kalbi teşekkürlerimi arz ediyorum. Cenab-ı Hak gönlünüzden, yüreğinizden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini, Amin. Muhabbetini, İslam nimetinin sevgisini hiçbir zaman eksik etmesin inşallah. Amin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.